أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اما بعد ابن الصلاح رحمه الله عليهم مقدمesini okumaya devam ediyoruz. النوع الرابع عشر 14. nev'e gelmiş idik. Ma'rifetül münker minel hadis. Hadisin münker olanının bilgisi. Münker hadis bilgisi bu konu. Balagana an Ebi Bekir Ahmet İbni Harun el-Berdici el-Hafız ennehu el-hadis ellezî yenferidu bihi el-racul ve la yu'rafu metnuhu min gayri روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. Münker hadis demek bir ravinin, bir adamın metnini kendisinden başka kimsenin nakletmediği, tanımadığı bir rivayeti nakletmesidir. Üstelik bu tarik ne kendi tarikiyle hadisçiler arasında biliniyor ne de bir başka tarikla biliniyor. Yani ravinin kendisi sika değil, efendim tanınmıyor. Üstelik bu hadisi başka kimsenin de naklettiğine rastlanılmıyor. İşte bu münker hadistir demiş Berdici. فَاَطْلَقَ الْبَرْد۪يْجِ دَلِكَ وَلَمْ يُفَصِّلْ Genel olarak söyledi, hatta sika değil diye de söylemedi. Tanınmayan, metni bilinmeyen bir rivayeti bir şahsın nakletmesidir şeklinde genel bir tarif yaptı, mutlak bir tarif yaptı, detay vermedi. Fakat وَاِطْلَقُ الْحُكُمْ عَلَى التَّفَرُّدْ بِالرَّدْ Bir fert hadise red hükmünü evin nekarati evi şududi efendim bu şazdır, münkerdir, merduttur gibi fert bir hadise tek başına bir ravinin naklettiği başka kimsenin nakletmediği bir rivayete mutlak anlamda hüküm vermek mevcudun fi kelami ketirin min ehlil hadis. Pek çok hadisçi nazarında böyle bir uygulama mevcuttur, söz konusudur. Yani muhalefet var mı yok mu efendim? Fert hadisi nakleden ravi sika mı değil mi demeden mutlak anlamda bir hadis fert ise o hadise merduttur hükmünü veren pek çok hadisçi söz konusudur. Hatta Nureddin Itır demiş ki velev kânet müteferridu fikaten fert olarak hadisi nakleden kişi sika bile olsa yine genel hükme katıyorlar her türlü teferrüdü. Ve delike alâ lisâni bazıl mütekaddimin bazı selef hadisçilerinin kullanımında bu böyle. Kemâ kâlel imam Ahmet fi Efleç bin Humeyd el-Ensari Ahadu Ricalil Bukhari el-Etba Buhari'nin hadis naklettiği güvendiği ravilerden birisi olan Efleç bin Humeyd din efendim hakkında Ahmet bin Hanbel böyle demiş mesela. Rava Efleç Eflah affen haditeyni munkarayni İki tane münker hadis nakletmiş diyor İmam Ahmet.
ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme eş'ara. Birincisi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık hayvanlarını işaretledi. Nişan koydu kurbanlık hayvanına. İş'ar. Bu Arap kültüründe ilk dönemlerde var idi. Sonra müsle yasaklandı. Yani hayvana eziyet verme. Bu işaretin kulağını, boynuzunu bir yerini kesmek suretiyle işaret değil de bir takı takmak, boya vesaire ile hayvanı kurbanlık olduğunu belirleme kültürünü sünnette görüyoruz. Ama müsle özellikle Ebu Hanife'nin yorumuyla yasaklanmıştır sünnette. İkincisi de وَقَّتَ لِيَهْلِ الْعَرَاقِ ذَاتَ عَرْقِ. Resulullah Efendimiz hac ve umre için mikat mahallerini Irak'tan gelecek olan yolcular için zat-ı ırk olarak belirledi. Eflah bu iki hadisi nakletmiş. Bu iki hadis de münkerdir diyor efendim Ahmet bin Hanbel. فَسَمَّاهُمَا مُنْكَرَيْنِ لِتَفَرُّدِ اَفْلَحْ بِرِوَايَتِهِمَا مَعَ كَوْنِهِ ثِقَةً. Bu eflah sika olduğu, Buhari ricalinden olduğu halde sırf teferrüt ettiği için, kendisinden başka bu rivayetleri nakleden olmadığı için Ahmet bin Hanbel teferrüdü baz alarak, mutlak teferrüdü münker olarak adlandırmıştır bu iki rivayeti. Peki, yukarıya metne geçelim. وَالصَّوَابْ fihi. Doğrusu teferrüt konusunda işin doğrusu detaydır, tafsilatlıdır. Her bir fert kendi özelliklerine göre değerlendirilmelidir. اَلَّذِي بَيَّنَّاهُ اَنِفًا فِي شَرْحِ التَّشَادِ. Az önce şaz hadisi anlatırken geçtiği üzere her bir fert ayrı ayrı değerlendirilmeli. Fert ise bu münkerdir gibi bir genelleme yapılmamalıdır. وَعِنْدَ هَذَا نَقُولُ. Biz bu noktada deriz ki المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ. Efendim, فَإِنَّهُ بِمَعْنَاهُ. Şaz aynı zamanda münker manasındadır. İkisi eş anlamlıdır. Dolayısıyla şaz olsun, münker olsun iki kısma ayrılır. Şaz konusunda ifade ettiğimiz gibi. Münker hadis ikiye ayrılır. Misalul evvel, ilkinin örneği ve huvel münferidu el muhalifu lima ravahu tika. Sıga ravilerin naklettiğine aykırı bir şekilde hadisi nakleden kişi. Teferrüdü yapan kişi ama muhalif olarak yapıyor. Kime? Sıga ravilerin yaptığı rivayete muhalif olarak. Ve tek başına. Bunu destekleyen başka bir ravi yok. Bunun örneği rivayetu Malik'in an Zühri an Ali ibn Hüseyin an Ömer ibn Osman an Üsame tebni Zeyd an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üsame bin Zeyd'den Resul-i Kibriya buyurdular ki la yeritul muslim el kafira ve lel kafiru el muslime. Eşhur bir hadis. Müslümanın kafire, kafirin de Müslümana mirasçı olamayacağına dair bir ifade Resulullah Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam'dan. Bu rivayette فَخَالَفَ مَالِكْ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ فِي قَوْلِهِ اُمَرَ بْنِ اُثْمَانَ بِدَمِّ الْعَيْنِ. Yani amr okuma, Ömer'dir bu. Efendim İmam Malik diğer sika ravilerin aksine bu hadisi naklederken Ali bin Hüseyin'den naklederken diğer öğrencileri Ali bin Hüseyin'in diğer bir öğrencilerine muhalefet etmiş ve Ömer bin Osman
Hazreti Osman'ın iki oğlu var. Biri Ömer, biri Amr. Malik Ömer tarikiyle bu hadisi duydum diye nakletmiş. Ve zekara Müslim sahibi sahih bi kitab-ı temyiz. Matbudur bu temyiz. Şeyde de var. Efendim, Şamile'de de var. İlel ve sualat alanında önemli bir eserdir bu temyiz. İmam Müslim'in. Orada söyledi Müslim. Enne kulle men ravahu min ashab-ı zühri talefi. Zühri'nin öğrencilerinden bu rivayeti nakleden herkes Amr ibn-i Osman dedi. Yani bir fetih ayın. Omar değil de Amr. Hazreti Osman'ın iki oğlundan Amr diye nakletti bütün Zühri'nin öğrencileri. Ama efendim sadece Malik Ömer diye nakletti. Yani senette bir muhalefet var Malik tarafından. Fert kalma durumu var. Münferit olarak naklediyor İmam Malik. وَذُكِرَ اَنَّ مَالِكًا كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ اِلَى دَارِ عَمَرَ بْنَ عُثْمَانِ Hazreti Osman'ın oğullarından Ömer'in evine eliyle işaret ederek bu hadisi anlatır, naklederdi İmam Malik. كَاَنَّهُ yani sanki Malik عَلِمَ اَنَّهُمْ يُخَالِفُونَهُ Ey Zühri'nin öğrencileri! Ben yanlış nakletmiyorum Ömer diyerek, siz Amr diyerek yanlış naklediyorsunuz demeye getiriyordu adeta İmam Malik rahmetullahi aleyh. Ve Amr ve Ömer cemiyen veleda Osman'a. İkisi de Hazreti Osman'ın çocuklarıdır bunlar. Gayra enne hadel hadid innema huve an Amr'ın. Bi fethil ayn. Ömer'den değil, Amr'dandır bu rivayet. Diğer Zühri'nin öğrencilerinin nakline göre, çoğunluğa göre. Ve hakeme Müslim ve gayruhu ala Malik bil vehmi fihi vallahu ala. İmam Müslim ve diğer hadis otoriteleri İmam Malik'in bu rivayette yanıldığını, vehme kapıldığına hükmettiler. Allah elbette en iyisini bilir. İsnatta bir muhalefet gördüğünüz gibi ve teferrüt. Ve misalü sani ikinci efendim münkerin ikinci çeşidinin örneği ve huvel fert ellezî leyse fî râvîhi minettikati vel itkân. Tek başına rivayeti tolere edilebilecek nitelikte sika ve mutkin olmayan bir kişinin tek başına naklettiği rivayet. Yani bir insan tek başına hadis naklediyorsa o kadar güçlü olmalı ki, sika ve mutkin, kavi olmalı ki tek başına hadisi kabul edilsin. Böyle bir niteliği olmayan bir kişinin naklettiği rivayet. مَا يُحْتَمَلُ مَعَهُ تَفَرُّدُهُ Böyle sağlam olmayan bir kişinin efendim teferrüdü tolere edilebilir nitelikte olmaması leyse ma yutahammel tolere edilebilir nitelikte olmayan birisinin tek başına rivayeti bir ikinci çeşidi. İlk çeşidi İmam Malik'ti. İmam Malik tek başına hadis nakletse de o kadar mutkin ve sika birisi ki tolere edilebilir muhalefeti. Birincisi oydu örneği. Burada tolere edilemeyecek derecede olan bir sikanın teferrüdünden bahsediyor. Örneği de şu. Ma ruvinahu min hadithi Ebi Zükeyr Yahya ibn Muhammed ibn Kays an Hişam ibn Urve
an ebihi an Aişe radiyallahu anha enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle külû el belaha bit temri. Belah koruk, taze hurma, yaş hurma. Temr kuru hurma. Öyleyse taze ve kuru hurmayı birlikte yiyin. Fe inne şeytane izâ râe dâlik, sizin bu davranışınızı şeytan gördüğünde gâdahû, gayz, öfkelendirme değil mi? Şeytanı öfkelendirir bu durum. Ve yekul ve şöyle der. Âşe ibnu Adem hatta ekelel cedide bil halak. Halak el kadîm. Eski yani. Geçen yıldan kalma kuru hurma. Efendim Adem oğlu yine geçen yılın hurmasını bu senenin hurmasına ekleyip birlikte yiyecek kadar uzun yaşadı. Tah! Diye şeytan üzülür. Şimdi bu rivayette teferrade bihi Ebu Zükeyr ve huve şeyhun salihun. Yani mutkin değil, esbet değil, evtak değil ama salih bir hadis hocası. Akraca anhu Müslim fi kitabihi, Müslim'in ricalindendir. Müslim kendisinden hadis nakletmiştir bu zattan. Gayra ennehu lem yebluğ meblağa men yuhtemelu teferruduhu. Ama tek başına teferrüdü, nakli tolere edilemeyecek derecede bir sikadır. Çok Malik gibi güçlü değil yani. İkinci çeşidi de budur. Vallahu alem. Dolayısıyla merdut olan münker veya şahs asıl budur işte demeye getiriyor İbn-i Salah rahmetullahi aleyh. Evet, Ebu Zükeyr'in rivayetini bu haliyle, teferrüt haliyle İbn-i Mace Nesai nakletmiş. Nesai hâdâ hadîtü münkerun demiş bakınız. Münker yani merdut. Ama yukarıda İmam Malik'in rivayetine merdut demedik, münker demedik. Çünkü teferrüdü doğru da olabilir. Peki, ennev'ul hamise aşara, ma'rifetul i'tibar vel mutaba'at ve şevahid. Önemli bir konu, çok karıştırılan bir konu, biraz da kavram kargaşasının yaşandığı bir konu. İ'tibar, mutaba'at ve şevahidin bilgisi. Efendim, hâzihi umurun yetedâvelûneha fî nazarihim fî hâlil hadîh. Hel teferrede bihi râvîhi evlâ ve hel huve mârufun evlâ. İtibar, bir takım araştırmalardır, durumlardır. Hadisçiler nazarında bir hadis hakkında araştırma yaparken acaba bu rivayetinde ravi tek mi kalmıştır? Yoksa başkaları da bunu nakletmiş midir? Veya bu rivayeti bilinen hadisçiler tarafından kabul edilebilen bir rivayet midir? Yoksa değil midir? İşte bu işleme itibar adı verilir. Şimdi ben size gruba bir şey atmıştım. Oradan bakarsanız ilk PDF'te el-i'tibar leyse gasimu tabi' ve şahit. Benim Nurettin hocamdan okurken aldığım notlar bunlar. Şöyle göstereyim size. İki tane biz El-Manzumetül Beykuniye önce ezberledik, sonra şerhini okuduk. Abdullah Sıracüddin şerhini okuduk rahmetullahi aleyh. Efendim şu El-Manzumetül Beykuniye
beyitlerden müteşekkil hadis usulünü beyte dökülmüş hali, bunun şerh edilmiş şekli Abdullah Sıracıddin tarafından. Güzel bir şerh, değerli toplu bir hadis usulü. Biz bunu okuduk. Bunu okurken iki türlü efendim kitabım var benim. Birisi şöyle kıyemi, parçalandı iyice, fotokopi o zamanlar yoktu. Sonradan basıldı. Biz fotokopiyle çoğaltmıştık. Sayfa sayfa oldu. Bunu da ciltlettirmedim. Diğeri ise size de tavsiye ederim. Çok önemli gördüğünüz kitabı şöyle bozup efendim yeniden ciltlerseniz, ben araya birer boş sayfa koydum ve notlar aldım hocamdan okurken. O notlardan bu irtibarın karşısında bu gördüğünüz PDF efendim var. Orada demişim ki hocamdan naklen, itibar tabi ve şahidin kısımlarından bir üçüncü kısım değil. İnnemel itibar huve hey'etü tavassul ileyhima. Acaba bir rivayetin şahidi ve mütabaatı var mı yok mu diye araştırma işi, teftiş işidir itibar. Ey huve tarikatul bahd ve teftiş anit tabi' ve şahid. Şahidi ve tabi'i araştırma efendim yöntemi ve usulüdür itibar. Bu yüzden hadisçiler nazarında çok kullanılır itibar kavramı. Bu hadis yuktebu lil itibar der mesela. Araştırmak için bu hadis yazılabilir. Öyle kötü rivayetler var ki itibar için bile yazılmaz. O kadar aşırı zayıf veya uydurma. Peki mütabi'i de tarif edelim çünkü tam anlaşılmayabilir metnimizde, bu metinde onu da bir takip ediverin PDF'den. El mütabi' huve el hadis ellezî yuşâriku fîhî ruvâtuhu ruvâtel hadîsil ferdi lafzan ve ma'nen ev ma'nen fakat ma'al ittihâdi fîs sahâbiyyi. Evet. Bu hocamızın bize öğrettiği mütabi' bu. Demek ki bir hadisin efendim ravisine başka bir ravi de eşlik eder. Başka bir ravi daha nakledense bu nakil lafzi veya manevi olması fark etmez. Fakat önemli bir şart, aynı sahabiden olmak kaydıyla. Aynı sahabiden olmak kaydıyla. Ma'al ihtilafi sahabi. Aynı tarifin mütabiyi kaldırın, yerine şahidi koyun. Ma'al ihtilafi sahabi. Sahabi farklılığı olursa efendim ona da şahit diyoruz. Şimdi ikinci PDF'e geçelim. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem örneğimiz gâle eşşehru tis'un ve aşrûn. Ramazan'a da denk geldi mübarek. Efendim 29 gündür ay. Felâ tasûmû hattâ taravul hilâl. Hilali görmedikçe oruç tutmayın. Ve tuftırû hattâ taravuhu. Gördüğünüzde de hilali bayram yapın. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ تَلَاتِ. Hava bulutlu olur. Hilali göremezseniz o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29 onu 30'a tamamlayın ayı diyor. Şimdi bu hadisi İbni Ömer naklediyor. İsnadımızda gördüğünüz üzere. İbni Ömer'den Abdullah bin Dinar, ondan Malik. Bazıları Malik'ten bu hadisi sadece Şafii'nin naklettiğini zannetmişler. Efendim, fakat Şafii'nin Malik'ten naklettiği bu rivayetin hem mütabi'i hem şahidi var. Bakalım aşağıda Resulullah Efendimiz'den
İbni Abbas tarikiyle gelen var en alttaki. İbni Abbas tariki İbni Ömer hadisinin şahididir. Evet. İbni Abbas tariki yukarıdaki üç tane İbni Ömer tarikinin şahididir. Yani bir rivayeti bir sahabiden nakledilen bir rivayeti başka bir sahabi daha naklederse ki İbni Abbas da nakletmiş. Öyleyse o sahabi farklılığına biz şahit diyoruz. Ama aynı sahabiden İbni Ömer'den bakınız Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Dinar, Malik, Malik, Şafii, Abdullah. Burada herhangi bir şey yok. Efendim Malik'ten naklederken hem Şafii nakletmiş hem de Abdullah bin Mesleme nakletmiş. Ondan da Buhari'yi nakletmiş. İlk iki isnadı efendim düşündüğümüzde. İşte Şafii'nin tarikına Abdullah bin Mesleme tarikı mütabi'dir. Çünkü bir ravinin hocasından ortak başka bir öğrenci daha naklederse Şafii'nin hocası Malik. Malik'te ortak olan kim? Abdullah bin Mesleme. Buhari hadisi. İşte bu mütabidir. Veya İbni Ömer'den üçüncü bir tarik daha var. Kim? Zeyd. Abdullah bin Dinar ile birlikte İbni Ömer'den Zeyd de nakletmiş. Öyleyse Zeyd rivayeti Abdullah bin Dinar rivayetinin mütabiidir. Herhalde mesele anlaşıldı. Efendim bir de şöyle bir izahat yapalım ki netleşsin. Bu mütabaatı nakleden raviye mütabi' denir. Mütabi'. Dolayısıyla Abdullah bin Mesleme veya Şafii birbirlerinin mütabi'idir şahıs olarak. Bu ikisinin ortak nakline mütabaat denir. Bir ravinin naklettiği rivayete mesela Ravaş Şafii'yü mütaba'an ala Abdullah ibn Mesleme. Mütaba'a, tabi'a ala fulan. Falana tabi olarak bu hadisi nakletti denilir. Peki şimdi bu bilgilerden sonra efendim devam edelim biz İbn-i Sabah'taki metnimize. Zekara Ebu Hatim Muhammed ibn Hibban et-Temimi el-Hafız rahimahullah enne tariqal i'tibar fil akhbar misaluhu. Haberlerde efendim rivayetlerde itibar araştırma yöntemi itibar yöntemi şöyle olur. Misal en yerviye Hammad ibn-i Seleme an hadîten lem yutâba' aleyhi an Eyyûbe an ibn-i Sirin an Ebi Hurayra an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi baktığımızda senede Hammad bin Seleme bu rivayeti nakletmiş ama Hammad bin Seleme dışında Eyyûb'dan bu hadisi hiç kimse nakletmemiş. Eyyûb'dan bu hadisi, bu tariki sadece efendim Hammad bin Seleme nakletmiş. Peki, şimdi bu rivayete bakıyoruz. Feyunzaru. Hel ravâ dâlike sikatun gayra Eyyûb an İbn-i Sirin. Acaba İbn-i Sirin'den Eyyûb dışında bu rivayeti başka nakleden var mı yok mu? Hammad dışında Eyyûb'dan nakleden olmadığını gördük. Peki İbn-i Sirin'den Eyyûb dışında nakleden var mı yok mu? Ona bakılır. Fe'in vucide. Ulime enne lil haber aslen yurca'u ileyhi.
Eğer İbn-i Sirin'den Eyyub es-Sehtiyani'nin yanı sıra bir başka ravi daha naklettiğini görürsek, bu durumda anlaşılır ki bu haberin bir aslı vardır, güçlüdür. Sadece fert değildir, başkası da nakletmiştir. Ve imlen yücet derlike. Ama yoksa İbn-i Sirin'den Eyyub dışında nakledeni yoksa bu rivayetin, o zaman fetikatun gayra İbn-i Sirin ravahu an Ebi Hureyre. Bir üst tabakaya gidilir. Acaba Ebu Hureyre'den bu hadisi İbn-i Sirin dışında başka nakleden olmuş mu? Sıka bir ravi nakletmiş mi etmemiş mi? Ona bakılır. Ve illa fe sahabiyyun gayra Ebi Hureyre ravahu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. En sonunda da Ebu Hureyre dışında başka bir sahabi bu hadisi Resulullah'tan nakletmiş mi etmemiş mi? Ona bakılır. Fe eyyü dâlike vücide yu'lemu bihi. Nerede bir şahit veya mütabi' bulunursa bu hadis için yu'lemu bihi enne lil hadis aslen yurca'u ileyhi ve illa felâ. O zaman o şahit ve mütabaat dikkate alınarak o hadislere, o tariklere da müracaat edilerek hadisin aslı oluşturulur, değilse fert olarak kalır. İşte bütün bu araştırma işlemlerine itibar adı verilir. Koltu. İbn-i Salah biraz daha izah edeyim diyor. Derim ki, فَمِتَالُ الْمُتَابَعَةِ Mütabaatın örneği, en yerviye delikel hadite bi aynihi an Eyyub'a gayru Hammad. Hammad dışında Eyyub'dan bu hadisin başka bir ravi tarafından daha nakledilmesi. Fehâlihil mütâbaatu ettâmmetu. İşte bu tam mütâbaattır. O zaman şöyle diyelim. Mütâbaat ikiye ayrılır. Tam, nakıs veya kasır. Tam mütabaat bir ravinin kendi şeyhinden başka bir öğrencinin daha nakletmesi tam mütabaattır. Mücahit hocam, şu anda ekranda gördüğüm için ismini söylüyorum. Mücahit hocam benden hadis naklediyor. Ama Mehmet Hulusi Hoca da benden hadis naklediyor. İşte Mücahit ve Mehmet Hulusi hocalarımın birbirlerine rivayetleri tam mütabaattır. Çünkü hocalarında efendim birbirlerine destek tabi oluyorlar. Feillem yarahu yervihi ahadun gayrahu an Eyyub'a. Eyyub'dan Hammad dışında başka kimse nakletmemişse, lakin ravahu ba'duhum an İbn-i Sirin. Ama Eyyub'un yerinde İbn-i Sirin'in öğrencileri arasında başka bir ravi olursa veya an Ebi Hureyre'te veya Ebu Hureyre'den hadisi İbn-i Sirin dışında başka bir tabi'i naklederse, yani öğrencinin, hadis öğrencisinin, ravinin hocasında bir birleşme değil de hocasının hocasında, hocasının hocasının hocasında bir birleşme, tabi'i mütabaat olursa, ev ravahu gayru Ebi Hurayra an Resulü sallallahu aleyhi ve selleme veya Ebu Hureyre dışında başka bir sahabi Resulullah'tan hadis nakleder. Hep şeyhinden yukarıda birleşmeler bakınız. فَذَٰلِكَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ الْمُتَابَعَةِ اَيْضًا Bu da mütabaat olur bütün bunlarda. Ama لَكِنْ تَقْصُرُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ الْاُولَى بِحَسَبِ بَعْدَهَا مِنْهَا Ama bu efendim hocada birleşme olmadığı, hocadan yukarıdaki bir şeyhta birleşme olduğu için
ilk mütabaat-ı tamme kadar güçlü değildir. Nakıs veya kasır mütabaattır bunun adı. Ve yecuzu eyzan ve yecuzu en yüsemme zelike bir şahidi eyvan. Bu son nokta, yani Resulullah'tan Ebu Hureyre dışında başka bir sahabi daha nakledersa o şahit diye adlandırılır. Bu paragraftan da gördünüz ki şahit mütabaat-ı nakısa, mütabaat-ı nakısaya da şahit adı veriliyor. Bu kavram kargaşası dediğim bu. Yani şeyhta birleşme, öğrencinin şeyhinde birleşme olursa mütabaat-ı tamme, ama şeyhin şeyhinde, şeyhin şeyhinin şeyhinde gibi sahabede de dahil bir birleşme, başka bir ravi daha naklederse o zaman ona hem mütabaat-ı nakısa veya kasıra hem de şahit adı verilir diyor İbn-i Salah. Ama son dönem İbn-i Hacer'den sonra şahit sahabeye hasredilmiş, sahabe farklılığına hasredilmiş, mütabaat da aynı sahabiden farklı tarıklara hasredilmiş şekildedir, durumdadır. Ben de böyle anlıyorum, böyle kullanıyorum. فَاِنْ لَمْ يُرْوَ ذَٰلِكَ الْحَد۪يثُ اَصْلًا مِنْ وَجِنْ مِنَ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَ. Yukarıda anlattığımız hiçbir şekillerden hiçbir şekliyle ikinci bir tarıkla nakledilmezse şayet bir rivayet. Lakin رُوِيَ حَد۪يثٌ اَخَرُ بِمَانَاهُ. Tamamen farklı bir hadis ama manası ortak. Aynı anlamı diğer uzun bir hadis, farklı bir hadis ama bu birinci hadisin anlamını içinde mündemiç. فَذَٰلِكَ الشَّاهِدُ مِنْ غَيْرِ مُتَابَعَةٍ. Bu şahittir, mütabaat değildir diyor. Bu da farklı bir şahit tarifi. Bu da üçüncü bir şahit tarifi. Hem mütabaat-ı nakısaya şahit dedi şimdi İbn-i Salah, hem sahabi farklılığında şahit kullandı. Üçüncü bir şahit kullanımı bi mislihi bi nahvihi değil de bi manahu şeklinde rivayet ise ona da şahit denilir dedi İbn-i Salah. Eylem yurva eylem bi manahu hadithun aharu. Peki mana bile olsa başka hiçbir tarihi yoksa fakat tahakkaka fihi teferrudul mutlakaynezin. O zaman yapacak bir şey yok. Mutlak fert. Bakınız. Demek ki mutlak fert şahidi ve mütabaatı bulunmayan rivayetlere mutlak fert denir. Ve yengasimu inde delike ila merdudin münkerin ve gayri merdudin kema sabak. Mutlak fert az önce geçtiği gibi efendim tek başına teferrüdü tolere edilebilecek kadar güçlü bir ravinin teferrüdüyse o mutlak fert makbuldur. Ama tolere edilemeyecek derecede ise efendim o merdut bir ferttir. İki şekle kısma ayrılır. وَاِذَا قَالُوا ف۪ي مِتْلِ هَذَا. Şu gibi örneklerde hadisçiler derlerse teferrade bihi Ebu Hurayra ve teferrade bihi an Ebi Hurayra İbn-i Sirin. Efendim Ebu Hurayra'dan bu hadisi sadece İbn-i Sirin nakletti tek başına. Veya Ebu Hurayra Resulullah'tan bu hadisi tek başına nakletti. Başka hiçbir sahabi nakletmedi derlerse. Veya ve teferrade bihi an İbn-i Sirin Eyyub'u. İbn-i Sirin'den Eyyub dışında hiçbir öğrencisi nakletmedi. Veya ve teferrade bihi an Eyyub'a Hammad ibn Seleme. Eyyub'dan da Hammad ibn Seleme. Yukarıdaki rivayeti açılımını yapıyor. O zaman kâne fî dâlike iş'arun bintifâ'i vucûhil mutâbe'âti fîhî. O zaman
mütabaat çeşitlerinden, şahit mütabaat çeşitlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşılır. Thumma alam ennehu kad yedhulu fi babil mütaba'a vel istişhad rivayetü men la yuhtecu bi hadithihi vahde bel yekunu ma'duden fit tuafa. Diğer taraftan bu şahit ve mütabaat konusuna şu da dahildir. Hadisi tek başına kabul edilemeyecek derecede zayıf bir ravi naklederse bu zayıflar arasında efendim addedilir. Ve fi kitabeyil Buhari ve Müslim cemaatun minet duafa. Mesela Buhari ve Müslim'in sahihlerinde İbn Hibban'ın, Ali bin Medini'nin, Yahya bin Said el-Kattan'ın, Süfyaneyn'in hadis otoritelerinin, Buhari ve Müslim öncesi hadis otoritelerinin zayıf dedikleri, İbn Hibban sonra da kitabında öyle dediği yani. Efendim zayıf dedikleri bir pek çok raviden Buhari ve Müslim hadis almış. Sahihlerinde böyle raviler var. Peki zekarahum fil mutabaati ve şevahid. Buhari ve Müslim zayıf bu nevi zayıf ravilerden yani teferrütleri tolere edilemeyecek derecede zayıf olan. Yoksa hiç sika olmayan değil. Sikalığı düşük kalitede, derecede. Teferrüdü halinde tolere edilemeyecek bir sikalıkta. İşte böyle ravilerden hadis almış Buhari Müslim. Doğru. Ama nerede almış? O Buhari'nin asıl hadislerinde, Müslim'in asıl hadislerinde değil, şahit ve mütabaat kısmında rivayet ettikleri hadislerdedir o zayıf raviler. Bu incelik tabii. Efendim işte pek çok tarih kitabında görürsünüz. Bu Buhari'nin ricalindendir. İyi de Buhari nereden hadis nakletmiş bu zattan? Asılda mı? Mütabaat ve şevahit kısmında mı? Onu bilmek lazım. Öyleyse وَلَيْسَ كُلُّ دَعِيفٍ يَصْلُحُ لِذَٰلِكَ. Her zayıf bu niteliği haiz olmayabilir. وَلِهَذَا يَقُولُ اَتَّارَقُطْنِي وَغَيْرُهُ فِي الطُّعَفَى. Zayıf ravilerle ilgili gerek Darakutni gerek diğer hadis otoriteleri demişlerdir ki فُلَانٌ يُعْتَبَرُوا بِهِ وَفُلَانٌ لَا يُعْتَبَرُوا بِهِ. Yani efendim falan kişi başkası destek verirse güçlenebilir. Falan kişi ise başkası destek verse de güçlenmez. İtibara alınmaz demek. La yutaberu bih demek bu adama başkası destek verse, bunun rivayetini başkası nakletse bile bu adamın rivayeti terakki etmez, yükselemez. Olduğu yerde kalır. La yutaberu bih bu demek. Bu yüzden dedik ya itibar için yazılacak, not edilecek ravi vardır. İtibar için dahi yazılamayacak, not edilemeyecek derecede zayıf raviler vardır. وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهِ عَلَى نَحْوِ ذَٰلِكَ وَاللّٰهُ عَلَمْ. مِثَالُ لِلْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ. رُوِّيْنَا مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَا عَنْ أَمْرِ بْنِ دِينَارِ عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam yol kenarında bir efendim keçi veya koyun leşi gördü ve onu görünce postuyla tüyleriyle birlikte
o hayvanı görünce Resulullah Efendimiz dedi ki keşke derisini alsalar da bağlasalar da istifade etselerdi. İsraf ve telef olmasaydı derisi dedi. Ve ravahu İbn-i Cüreyç an amritne an amrin an atain. Evet, bu rivayeti Cüreyç Amr'dan, o da Ata'dan. Ama ve lem yedkur fihi eddebba. Bizim yukarıdaki senedimiz Cüreyç tarihi değil. Süfyan tarihi. Süfyan Amr tarihi. Ama Süfyan'ın yerinde Cüreyç var. Yani Amr üstadda birleşmiş ikisi. Süfyan'ın rivayeti Cüreyce, Cüreyc'in rivayeti Amr'a mütabiadır. Ama Cüreyç tarikında debba kelimesi yok. Yani fe debaguhu, keşke tabaklasalardı deriyi, ifadesi yok. Fe zekaral hafız Ahmet el Beyhaki li hadithi İbni Uyeyne mütabian ve şahiden. Buna rağmen Beyhaki dedi ki Süfyan hadisi Cüreyç hadisinin hem mütabi'idir hem şahididir dedi. Emmel mütabi' fe inne Üsamet ibn Zeyd'in tabi'ahu an ata. Üsame bin Zeyd efendim Ata'dan hadis nakledilirken Ata'ya tabi oldu. Ata ile birlikte aynı hocadan, yani Amr'dan, Amr bin Dinar'dan nakletti Üsame bin Zeyd'den. Bu mütabaattır. Ve Rava Beyhaki aynı hadisi şöyle de nakletti. Bi isnadihi, kendi senedinin ilk başlarını vermiyor. Beyhaki, böyle derler değil mi? Rava el-Bukhari bi isnadihi, bi senedihi an Ebu Hureyre derler mesela. Ebu Hureyre'den kendi senediyle, o aradaki isnadı Buhari ile Ebu Hureyre arasındaki isnadı vermez. Ahrecehu Müslim bi isnadihi ev bi senedihi an İbn Abbas'in der mesela. Onun gibi. Beyhaki kendi senediyle Üsame, o Ata'dan, o da İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdular ki hadisin başı şöyle. Semi'tu İbn Abbas radıyallahu anhuma yekul matet şatun fekalen nebiyyü. Rivayetin başı böyle. Matet şatun, bir küçük baş hayvan öldü, ölmüştü ve Resulullah onu görünce dedi ki efendim ela neza'tum cildaha. Bunun derisini böyle atmak yerine soymanız, yüzmeniz, derisini yüzmeniz, yüzüp almanız ve dabahtumuhu, sonra da onu tabaklamanız, daha sonra da festemta'tum bihi, o deriden istifade etmeniz gerekmez miydi? Bu rivayeti de Tirmizi sahih kaydıyla nakletmiş. Beyhaki ikinci bir rivayet olarak bunu da naklediyor. Ama sahabi ravisi aynı. Değil mi? Bir önceki rivayetimizde de Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tı, burada da. Peki ve emma eşşahidu, bu hadisin peki şahidi nerede? Fehadithu Abdurrahman ibn Wa'la an ibn Abbas'in kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim şahidi de şudur. Bakınız şahidi ne anlamda kullanıyor. Eyyuma ihabin dubiga fakat tahura. Fıkıhçıların ve hanefilerin özellikle çok kullandıkları şekli budur bu hadisin. Eyyuma ihabin, hangi deri dubiga tabaklanırsa fakat tahura, o temiz olur. Şimdi bu da İbn Abbas'tan nasıl şahit olur? Şahit dedik ki Resulullah'tan başka bir sahabi daha naklederse o şahit olur aynı hadisi dedik.
Ama burada şeyhinden sonraki şeyhinin şeyhi veya şeyhinin şeyhinin şeyhi veya sahabide birleşene de şahit denir görüşünü alarak efendim İbn-i Salah bunu şahit olarak adlandırıyor. Evet. Şahit ve mütabaat konusunda benim sadece tavsiyem şu. Yazacağınız yazılarda, makalelerde efendim mutlaka çalışmanızın baş taraflarında şahit mütabaat hangi anlamda kullanacağınızı mutlaka belirtin. Değilse tenkit alırsınız çünkü bir birliktelik yok bu kavramlarla ilgili. Peki kıymetli arkadaşlar, ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.